Herkese merhabalar. Merhaba. Gördüğünüz üzere 2024'ün ilk videosunda sıcak güvende evimizden hepinizi selamlıyoruz. Gonca'nın sesinden anlayacağınız üzere... <laughs> Gonca cinsiyet değişikliğime <laughs> gitti. <laughs> Birazcık rahatsızlığımız var dolayısıyla çok dışarıda çıkamadık bunu instagramda duyurmuştuk ama gel gelelim her ne kadar dostlarımız bizi tanısa da videodan ilk bir dakikası önemli olduğu için olur da bizi ilk defa videoyu tanıyan arkadaşlara çok kısa kendimizden bahsetmek istiyoruz genelde evde olmayan ve New Jersey'nin ve hatta Amerika'nın birçok eyaletinde çeşitli yerlerde manzaralar eşliğinde Amerika'ya göç hikayeleri ile ilgili videolar çekiyoruz. Elimizden geldiğince hem size kendi e, Spirit Consultancy danışmanlık şirketimiz kapsamında yaptığımız yardımlardan bahsediyoruz. Hem de dostane bir şekilde oluşturmaya çalıştığımız bu seyahat ruhu ailesinin içerisindeki bütün süreçleri tek tek açıklıyoruz. Videolarımızı eğlenceli yapmaya çalışıyoruz ama ikimiz de çok konuşan, özellikle ben çok konuşan biri olarak bol dakikalı, fazla anlatımlı, hap bilgisi olmayan ve içerik olarak da açıkçası da biraz daha samimi olan şeyler üretmeye çalışıyoruz diyorum. Bizi ilk defa izleyen arkadaşlar açısından. İnşallah benim bu video öyle tanımıyorlardır. <laughs> bu da çok önemli. Gonca özellikle belirtmemi istedi diye olur da hani ilk defa bu videoyu izleyen olursa seyreden beni hep böyle sanmasınlar diye. inanın bana onlarca antibiyotik, antiviraller Gribal Anladım. enfeksiyon için ilaçlar ve hepsinin birleşiminden oluşan çılgın bir doz <laughs> e, ilaçla karşınızda şu an. Ona rağmen yine de dedi ki arkadaşlarımız, dostlarımızı yalnız bırakmayalım. 2-3 kelam edelim dedi. O zaman bu hafta için seçtiğimiz konu olan 20'ler, 30'lar, 40'lar ve hatta 50'ler. Yani evet. yaşlılığını tanımaksızın ama her yaş diline ayrı olarak göç hikayesini nasıl yazmak lazım? Bunlarda nelere dikkat etmek lazım? Bir yaş geç mi? Bir yaş erken mi? Bunları biraz konuşalım diyoruz. Ama önce intro. Yeni yıla girmeden önce kısa bir story yayınladık ve burada size sorduk. Arkadaşlar 2024 yılı için Amerika'ya gelme planınız var mı? Gelip bizi bulacak mısınız? Hangi eyalete geleceksiniz diye Yüzlerce arkadaş hakikaten çok samimi işten cevaplar verdi. Oynamalara katıldı. Birçok arkadaşın buraya geleceğini öğrendik ve çok da sevindik açık söylemek gerekirse. Çünkü hep söylediğimiz gibi ne kadar kalabalık olsak o kadar güçlüyüz diyoruz. Ancak gelen bu mesajlardan bir şeyi fark ettik. Hazır da bu hafta bu konuyu konuşacakken üzerine biraz yoğunlaşalım istiyoruz. Birçok kişi demiş ki abi ben geliyorum ama 20'lerimin başındayım. Sence çok mu erken? Acaba hayatı kursam biraz kenara paramı koyup gelsem? Bazıları da diyor ki abi ben 50'ye merdiven dayadım. Yani senin üstü adım sayılırım. Geleceğiz oraya. Maddi durumumuz iyi ama bu yaştan sonra bütün o yeni sisteme adapte olmak, her şeyi sıfırdan başlamak sence çok mu zor olur gibi soruları bize yönettiler. Biz de dedik ki madem bu konuları konuşacağız. Şöyle yapalım. Elimizden geldiğince bir kısmını içinde olduğumuz bir kısmı içine girmek üzere olduğumuz bir kısmı da uzak vadide olsa yakında eninde sonunda gireceğimiz bu yaş grupları için çevremizde daha önce göç eden ve seyahat ruhu ailesi içerisinde bizim yardımcı olduğumuz birçok arkadaştan aldığımız feedbacklerle siz de genel olarak bir çerçeve çizelim istedik. Tabii ki her zaman olduğu gibi gençlik enerjimizle heyecanımızla ilk olarak 20'ler için birkaç muhabbet edelim diyoruz ve bu işin uzmanına her ne kadar şu an sesi çok olmasa da e, bu işle ilgili olarak her zaman kendisi 21 yaşında hisseden sarı kuşumuza söz vermek istiyorum. Bebeğim bana net bir avantajını söyle. De ki 20'lerde gelmenin en büyük avantajı şudur. Ee, öncelikle 20'ler gerçekten her şeyin biraz başı oluyor. Bu bence çok büyük bir avantaj burada. Çünkü hatırlarsın bize birçok work and travel'la gelen bu J-Ban vizesiyle gelen okay. insan bu sene çok 2023 senesinde çok fazla ulaştı ve biz onlarla çok fazla çalıştık hakikaten. Yani onlarla görüştüm de da şunu anlıyorum gerçekten her şeyin çok başındalar ve bir şeyleri kurmak için hakikaten çok böyle bembeyaz bir sayfa. Yani belki evet maddi olarak 20'lerinde olduğunda çok fazla bir büyük bir kenarda paranı olmuyor. Ne yani öyle aileden falan gelen bir şey yoksa ama hani ama burada çok güzel onu böyle bir yontma kendinizi bir şeylere hani evirme şansınız çok rahat oluyor çok kolay şekil alıyorsunuz eğer burada düzgün yolda giderseniz yani bizim gibi dostlarla da çalışırsanız hakikaten yani çok güzel şekil alıp çok hızlı ilerleyebiliyorsunuz çünkü şartlara çok rahat adapte olabiliyorsunuz çünkü belki 30'larında, 40'larında plasta insanlar hani belirli bir yaşam konforuna alışıyorlar. Belki çoluk çocuk oluyor ve onlarla hani hareket etmek çok daha zor ama 20'lerdeyken insan çok rahat hareket edebiliyor. Yani her şeye uyum sağlıyor. Rahatsız ortamlarda, rahatsız evlerde, odalarda kalabiliyor ve onlara aslında bu da bir avantaj sağlıyor. Yani demek istediğin şey, herkesin bahsettiği o konfor alanı tuzağına girmiyorlar Kesinlikle. benim anladığım kadarıyla. Evet, bu en büyük avantajlarından biri. Sarı Kuş'un her zaman olduğu gibi %100 katılıyorum. Dolayısıyla bu arkadaşların hata yapma payları çok fazla. Zaten çok fazla kaybedecekleri bir şey yok. Özel bir kariyere başlamadıkları için Türkiye'de ve ilerletmedikleri için sanki böyle Amerikan filmlerinde görürüz o gap year gibi yani hani 2-3 yıllık kendini bir zaman tanıyıp o zaman diliminde ekstra normalde Türkiye'de edinemeyeceği özellikleri burada ekliyorlar. O açıdan yaklaşırsak çok avantajlı var bu tartışmasız ama dezavantajlarından da bahsedelim. Zira biliyorsunuz biz seyahat ruhu ailesi olarak genelde elimizden geldiğince iki tarafı da göstermeye çalışıyoruz. Birebir çalıştığımız arkadaşlardan ve genel anlamda bütün dostlarımızdan genç arkadaşlarımızdan fark ettiğimiz şey şu ister istemez bir anda yükselip çok hızlı bir şekilde hayatta ilgili bir şey adapte olurken bir anda düşebiliyorlar da. Yani her ne kadar konfor alanlarına dair o tuzağa düşmeseler de ani e, gariyana gelip hani aynı şekilde buradaki motivasyonunu da kaybedebiliyorlar. Bunu onları böyle üst bir perdeden biz ah eskiler öyle dedik biz nerelere katlandık diye söylemiyoruz ama genel anlamda kuşağın da özelliklerine bağlı olarak abi sıkılırsam giderim ya noktasında oluyor. Bu da doğal olarak buradaki mücadele alanında onların elini bazen düşürüyor. Elbette birçok arkadaşımız kendi karakter özellikleri çok dirençliler ama genel bir topluluk bazında konuşuyorsak, 20'ler bazında konuşuyorsak yani bu civarda olanlarda haklı olarak Türkiye'deki standartları özellikle iş alanındaki standartları daha tecrübe etmedikleri için, orada hırpalanmadıkları için acaba Türkiye daha mı iyi olur diye çok uğraşmasak mı buraları diye düşünebiliyorlar. Bu da bu işin dezavantajı yani kıyaslayacak bir bilgi henüz sahip değiller. Çünkü ortalama çok daha yeni Türkiye'de bir şeyler yapmışlar. Dolayısıyla burada işe girdiklerinde, bir şeyler yaptıklarında negatif bir durumla karşılaşırlarsa Türkiye'deki kısma kıyaslayamadıkları için haklı olarak acaba orası daha mı iyiydi sorularını daha çok sorabiliyorlar. Bu birinci etken. İkincisi dezavantaj olarak mı adlandırabiliriz bilmiyorum ama daha önceki videolarımızda çok bahsettik. Buraya gelirken küçük de olsa bir kapitalle gelmek, 3 altı 6 ay arasında sizi geçindirecek kadar bir kapitalle gelmek orta vadede sizin üzerinizdeki baskıyı çok azaltıyor. Çünkü hemen bir işe girmeliyim, hemen kaçak göçek bir yerde çalışmalıyım, adam çok kötü bile olsa onun verdiği işi yapmalıyım noktasından dur bir sakin ol. Yeni bir deneyime girdim. Azıcık bir geziyim. Bir ay bile olsa bir New York'a gideyim. Bir sağa sola gideyim. Yani buraya gelmenin heyecanlı yaşayayım noktasına gelebiliyorsunuz. Eğer 3 ile 6 ay arasında bir birikiminiz varsa. Genç arkadaşlar doğal olarak bunu biriktirme ihtimali çok daha az. Bundan ötürü öyle bir giriyorlar ki curcuğanın içine. Bazılarıyla konuştuğumuzda bunu birebir duyuyorum. Abi diyor aylardır diyor kaldığım küçük kasabadan dışarı çıkmadım diyor. Ama bununla beraber kenara çok güzel bir para koymuşlar ve inşallah çalışma izniyle SSN'lere hallolduğu dönemde yani bunu oraya aktarıp çok da güzel bir yerlere de gelecekler ama ilk başta bazen daha zor oluyor. Yani biz kendi videolarımızda yaşımızın da sağladığı avantajlarla, mesleğimizin de sağladığı avantajlarla ilk yılımızda biz burada daha rahattık. Ama bunu da açıkça söyledik belli bir birikimde gelebildik diye. Bunun avantajını da kullandık. Genç arkadaşlar için tabii bunu kullanmak biraz daha zor oluyor. Ama biz gördük ki her ne kadar Z kuşağı Z kuşağı deyip gömseler de ya en azından bizim muhatap olduklarımızın birçoğu çok dirençliyordu konuda. Ben de söyleyecektim hakikaten. Gerçekten çok böyle şey neden bilmiyorum ama bize mi öyle denk geldi? Hani Türkiye'deyken ben bu kadar pozitif düşünmüyordum belki de yeni kuşakla ilgili. <laughs> Açık söyleyeyim. Hakikaten buraya gelen bize ulaşan çocuklar o kadar akıllı, o kadar mantıklılar ki. Adam gelmeden hatta çocuk... Diyor ki abi abla ben şu zaman geleceğim. İşte şu zamanda görüşelim şöyle yapalım ben indim. Hani bütün süreci öyle güzel planlıyorlar ki. Ya diyorum helal olsun yani. Hani çoğumuzun yapamadığı bizim bile sonuçta hepimiz korkularla geldik. Öyle güzel öyle şey mantıklı şekilde planlıyorlar ki. Bu da bana ilham veriyor açıkçası. Yani o da demek oluyor ki bence her zaman hani. Büyük yaşlarda hani insanlar hep böyle çok tecrübeli, çok bilgili olur ya. Bence bu Yeni gelen kuşakla birlikte de bize de ilham verir diye düşünüyorum. Onlara baktığımızda hakikaten bu kadar planlı, bu kadar güzel. Hani bizi eğlendiriyorlardı bir yanda yaşam şekilleriyle. Hani hakikaten özellikle yokluk bölgesinde olan dostlarımız falan hani diyorlar ya storlara falan gidip hani şey can sıkıntısından şey tornavida bilmem ne falan bakıyoruz böyle etrafta başka hiçbir şey yok falan diyorlardı. Hani biz de onlara en azından moral olarak da destek oluyoruz. Yani bak bak bu kadar şey yapma şu kadar zaman sonra Çalışma iznin gelecek falan diye. Bir noktada abilik ablalık da yapıyoruz Hayır. aslında. O zaman çok da yalnız hissetmiyorlar kendini bir noktada. Yani genel anlamda dolayısıyla 20'lerin böyle artıları ve eksilerini biraz ortaya koymaya çalıştık elimizden geldiğince. Ee, <laughs> Biz yine de bu yaş grubuna gelecek arkadaşlar da önceden bize ulaşırlarsa bizden de fikir alsınlar. Herkesten de fikir alsınlar. Dediğimiz gibi biz genel gördüğümüz şeyden bahsediyoruz. Ama hani hakikaten gençlik enerjisiyle bir şeyler atılmak için her zaman doğru zamandır diyoruz. Zira ne kadar hata yapabilirsiniz ki hayatınızın başındasınız. Bu da evet. hani gençlerin mottosu olsun diye söylüyorum. Ve ikinci başlığımız olan 30'lar ve 40'lar arasına yani o altın kuşağı yavaş yavaş <laughs> geçiş yapıyoruz diyorum. Bu arada altın kuşak demişken şundan da bahsetmek istemiyorum. Masamızda birazcık rol çalan bazı ürünler var. Bu ürünlerden bir tanesini de size tanıtmak Ürün yerleştirme gibi. Ürün yerleştirme gibi. Gonca'nın el işi, göz nuru, muhteşem. Burada stik diyorlar galiba. Türkçesini ben Türkiye'de çok az <laughs> gördüğüm için bilmiyorum. Meeting var ya. Yani. Şöyle bir adı vardır diye tam bu, bu ahşap bu bir çerçeve için. Bu kadar diye herhalde geçiyor. Bilen arkadaşlar varsa okay. da de... Burada başladım ama çok zevkli arkadaşlar. Bu konuda hobisi olan ilgilenen varsa bana yazsın. Çok eğlenceli sürekli böyle kasmakla bir şeyler işliyorum. Evde şey gibi ya kendimi böyle birazcık sonra boomer gibi hissediyorum. Sürekli <laughs> evde işlemeler falan filan. Ama... O çok güzel bir görüntü gerçekten evet. böyle Gonca ne kadar çılgın bir hayatımız var. New York'ta hemen sütte <laughs> bir parti varmış diye eve hızlıca bir giriş yapıyorum ama Gonca'nın elinde hani böyle <laughs> işler Evet, Ama ah, ah, konuş... bunlardan da konuşmadım. Tabii ki adım adım istiyorsan yani Hı. insanlara sadece hobilerimizden bahsetmiyorum Video konusunda hani editsiz kesintisiz bir yayın olacağı için evet, devam edelim. Evet diyorum. özetle sabun ve e, mum yapımından tamam, da sonra devam. konuşalım. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> Bu şey gibi oldu. Esasen reklamı yerleştireceğiz de araya da ilgili bir konu koyalım. Hayır diye. ya ben hobilerden konuşmayı çok sevdiğim işte sanatla o, ilgili şeylerden. dolayı ben devam edeyim Tamam hadi devam edelim. Otuzlarla ee, ilgili tabii ki yine en azından Gonca doğrudan içinde ben de çok yakın zaman içinde içindeydim diyebileceğim bu dönemle ilgili daha çok veriye sahibiz. Ee, sorunun ilk aşaması ne Gonca'ya soruyorum. Peki Gonca 30'lar için bana avantajlarından bahset. Yani hala kendim 30'larda kabul etmemekle birlikte. Yani sen zaten evet 21-22 gibisin ama hani ben genel anlamda diyorum yani evet. dünya zamanıyla hani aslında hem avantajı hem de dezavantajı var 30'larda. Çünkü muhtemelen eğer başka bir ülkeden geliyorsanız, Türkiye gibi mesela, bir iş geçmişiniz, bir, bir geçmişiniz oluyor orada. Yani o size e, pozitif anlamda bir etki de yaratabilir, köstek de olabilir. Çünkü çoğu insan şey diyor 30'larda, ya tam da bir kariyer oturdum, 5 senedir burada çalışıyorum, 3 senedir burada çalışıyorum. Şimdi ne gerek var bir şeyleri sıfırdan başlama gibi böyle bir illüzyon yaratıyor. Aa, bu... Beyaz yaka illüzyon değil yaka mi? Yani o güç ilüzyonu. almışlar. Asgari ücretten bir tık fazla bile alsan böyle kendini büyük adam gibi hissediyorsun. Yani şimdi belki o kadar zor değilim. özellikle önceki senelerde falan hı çok hı. daha rahattı. Yani çünkü beyaz yani yaka... Gelir daha çok da oldu. Gelir daha fazla olduğu için Türkiye'de hani ve istediğin gibi de eğlenip hani birazcık bir yerlere gideyim, takılayım. İşte özel günlerde dostlarımla eğleneyim falan bu insana çok büyük konfor sağlıyordu. Çoğumuz hepimiz daha beyaz yakalı olanlar. Hani birazcık böyle rahat şekilde eğlenebilmek, güzel vakit geçirebilmek, çoluğuna çocuğuna da hani birazcık katkı sağlayabilmek için bunu yaşıyorduk. Ama şu geldiğimiz noktada tabii ki bu birkaç senede bu daha da daraldı. Hatta mavi yakalılar falan artık beyaz yakadan daha fazla kazanıyorlar. Hani o böyle bir gerçekten ilüzyon noktasına geldi. Olumlu yönden de bakarsak bir tecrübeyle geliyorsunuz. Yani burada nasıl davranacağınızı biliyorsunuz belki aileniz yeni kurmuşsunuz, yeni adımlarınıza başlarken ya da mesela çocuğunuz yeni okula başladı vesaire. Yani onların hepsinin burada başlaması evet. e, çok büyük avantaj sağlıyor. Çünkü özellikle bizi arayanlarda yine şey diyoruz hani okula yeni başlıyor çocuğum zorlanır mı falan diyoruz. Hayır kesinlikle gel diyoruz. Yani kesinlikle okula boş ver burada başlasın çocuğun falan diyoruz. Ki birçoğu zaten 30 yaş grubunun. Yani çocukları için buraya geliyorlar. Burada evet. eğitime başlasın hem ücretsiz nispeten iyi bir eğitim aslında. Hem de ana dil burada İngilizce olduğu için ve üstüne İspanyolca gibi çok yaygın bir dil olduğu için iki dili birden hakim olsunlar. Yani diye. Çok güzel anlaşıyorlar arkadaşlar. Hakikaten biz şey artık hani... 3 senedir buradayız. Hani e, çevremize de dostlarımıza baktığımızda o çocuklar öyle bir güzel adapte oluyorlar evet. ki buraya. Yani orada hem İngilizce öğreniyor hem İspanyolca öğreniyor. Çevresinde birçok insandan o kültür karmaşasıyla sizden bizden çok daha rahat adapte oluyorlar. Çok rahat dil öğreniyorlar. O yüzden ben 30'lu yaşlardakilerin de gerçekten hani o ilüzyondan korkmayıp aslında yine buraya gelmesi fikrindeyim. Yani Gonca'nın dediği gibi evet bu özellikle adapte olma açısından biraz daha bir database'e sahip olduğunuz için ve belki küçük de olsa birikiminiz olduğu için ve genel anlamda ne bileyim bir ev kiralamışsınız kendi adınıza bir elektrik açtırmışız. Yani Türkiye'de yaşam zorluklarını biraz tecrübe ettiğiniz için buradaki zorluklarla mücadele etmek açısından 30'lar fena değil. 20'ler kadar böyle korunaksız bir alanda değilsin. Zira 19, 20, 21, 22 hatta 25, 26 yaşlarına kadar Türkiye'deki sistem sizi hayata itmediği için birçok arkadaş eve çıkmıyorlar, bir sözleşme imzalamıyorlar. Amerika bir anda geliyorlar. 20'lerin ortasındaki bir arkadaş bile bir anda böyle bir sürü zorlukla, evrak zorluğu zorunda kalıyorlar. Ki yabancı bir ülkede olmak ayrıca bir dert. Türkiye'de bile bunun pratiğini yapmamışken bu zor oluyor. Evet. 30'larının da ortalarında birinin yani çocuk hatta sağ çocukları olan birinin kısmen bu zorlukta yaşayıp gelmesi buradaki zorluklara baş etmesine bir fayda sağlar. Biz hikayelerimizde hep şöyle diyoruz ya bu sizin hayatınız ne olursa olsun Annenizin, babanızın, çevrenizin, arkadaşınızın yorumlarına çok dert etmeyin diyoruz. Onların sizin hakkında düşüneceğinizi düşünmeyin. Çünkü en kıymetli olan sizsiniz. 2-3 belki arkanızdan dedikodu yapılır, birileri laf eder ama niyetle siz kendi hayatınızı ıskalarsınız diyoruz. Ama gözümüzde kör değil, hayatın gerçeklerini de biliyoruz. Eninde sonunda bu insanlar yorumlarından herkes etkileniyor. Ve bence 30'lar, yani bu blok bu işle ilgili en çok zorluğu yaşayan grup. Çünkü 20'lerinde bir çocuk Amerika'ya gelip atladığında birebir gördük. Bazen bazen anne babalarıyla da görüşme şansımız oldu. Ya genç bizimki çok heyecanlı. Bir yapsın, bir denesin bakalım diyorlar. E 40 ve üstünde 40'lar, 50'ler zaten hani koskoca adam olmuş. Ailesi var belki çocukları 15 küsürü yaşa geçmiş. E kendi maddi gücü var. O diyor ki ya karışmayın ben diyor. Kafamı dinlemeye gidiyorum diyor. Veya benim bir iş business plan'ım var diyor. Zaten kimse yönetmesi gerekmiyor. 30'lar ise şöyle bir problem. Tam kendi ayaklarının üzerine duramamışlar Türkiye'deki ekonomik durumun da etkisiyle. Ve böyle bir şeye kalkıştığınızda başarısız olma. Hani biz asla bu kemiği kullanmaya çalışmıyoruz ama hayatın gerçeği. Başarısız olma baskısı çok fazla. Yani diyorlar ki ya yapıp gelemezsem merkez ha yapamadı diyecek diyor. Çünkü 20'lerde 40'larda gerçekten bu risk yok. İçiniz rahat olsun. Çünkü onlarda birinde çılgınlık oluyor, birinde de ben deneyim yaşamaya gittim diyor. Ama 30'ların çevremizdeki arkadaşlardan da onların aileleriyle iletişimden gördüğümüz en büyük yaşadığı baskılardan biri bu. Biz bunu kafaya takmayın desek de gerçenin bu olduğunu farkındayız. Yani Dolayısıyla zaten 30'lar o kadar öyle bir şey ki evlenmediysen evlen baskısı, iş bulmadıysan iş çocuk baskısı. Yapmaz. Çocuğun evliysen çocuk yap baskısı. Yani öyle bir elelen baskısı var ki hakikaten bunlara uymayın arkadaşlar. <laughs> Gerçekten hepimiz çektik, biz de çektik. O yüzden bunlara takılmayın. Kendi hayatınıza bakın. Eren dediği gibi bir tane hayatınız var diyorum ve sözü sana geri bırakıyorum. Evet, <laughs> sağ olasın. <laughs> Aynen dediği gibi nihayetinde yani biz altın kalemlerle çizsek de hayatın gerçekleri bunlar. Bundan dolayı bununla baş etmeye hazır gelmeniz gerekiyor. Zira buradayken onu birçok arkadaş bu yaş buradaki hissediyor. Yani ailelerin, arkadaşların hem birazcık hani e, menfaat için Abi ne yaptın ya? Bir sistem kurdun mu? Hani biz de mi gelsek? Araması. Hem de bir yandan sen abi deniyorum tutunmaya çalışıyorum deyip dürüstçe bir yorumda bulunsan da ya abi belli zaten. Mis gibi işi bıraktın geldin ya. Sen doktor adamsın, mühendis adamsın, avukat adamsın. O yapılır mı? Baskısını çok net hissediyorlar. Bunu yapan insanları da çok gömemiyoruz. Çok kızamıyoruz. Çünkü onlar da Türkiye'deki o baskıdan veya kendi sıkıntılı hayatlarından dolayı şunu demek istiyorlar kendi içlerinden. Ha gördün mü bak işte Erhan Gonca da yapamadı. Yani ki diyecekler ki kendi hayatlarına hani motive olabilsinler. Doğru bir yöntem değil ama hani işin gerçeğinin bu olduğunu farkındayız. Bundan dolayı bence Gonca'nın söylediği avantajların yanında dezavantaj olarak 30'lar grubunun en büyük yaşayacağı problem bu. Bununla baş etmeyi kısmen öğrenmeleri gerekiyor. Ama bununla baş edebilecek bir karakterdeysen veya aileniz çevreniz zaten bu konuda çok aydınlanmış, sizi destekleyen bir çevre ise bunun çok problem olmayacağını düşünüyoruz genel olarak diyoruz. Ve bir sonraki aşamaya olan 40'lar diyelim. Konuşmanın girişine göre 40 üstü olarak 50 plus da diyelim. Bakalım nasıl gidecek konuşmanın bilmiyorum ama genel anlamda altın kuşak diyebileceğimiz gerçek kuşak bu yani. Ama artık kırklar da çok genç. Yeni 30'lar diyorlar Azize'yi. 40'lar gerçekten. 40 yaşta bir şeyler yapmak artık çok olgun olgun değil. i̇nsan kendisini artık çok geç tanıyor ya. Yani bilmiyorum ben artık yaşım öyle düşünüyorum. O yüzden 40 yani, yaşlarda... Şimdi sen hani, çok uzak. 23-24 yani. yaşındasın. Sana genel anlamda bu çok uzak <gülüyor> ama. <gülüyor> ama. Yani 40'larda da gelmek hani böyle çok da büyük ağım şahım bir şey gelmiyor. Belki küçükken ben gerçi hep söylüyorum lisedeyken 27 yaşında birine orta yaşta demiştim. Ondan sonra şimdi o yaşı geçtikten <gülüyor> sonra... <gülüyor> Ne, ne saçmalamışım ben. Yaşlı ölmüş o falan. <laughs> <laughs> Sonra şimdi diyorum ki ne alaka falan. Neyse yani kırklı yaşlar hakikaten bence o, o çok büyük 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 kararlar veriyorum. Aman Allah'ım falan diyeceğin yaşlar değil bence artık. Yani artık bu yaşadığımız global dünyada özellikle 40 yana, Belki biraz çocuğun hafif büyümüşse bile belki bazı noktalarda da avantaj sağlayabilir ve kendi kararını kendin vermen açısından o... <laughs> suç ile bu konuya katıldı diye düşünüyoruz. Ee, yani 40 yaş grubunun tabii ki Gonca dediği avantajlarından biri artık hayatta ilgili belli bir şey oturtmuşsun kafanda. Öyle çok fazla soru işareti yok. Yeni bir deneyim için, yeni bir yol için buralara geliyorsun. E, ee, i̇kincisi biraz önce söylediğimiz Türkiye'de çok zor bir hayat yaşamadıysanız ortalama bile olsa belli bir maddi birikimiz oluyor. Azıcık daha ayaklarının üzerine durabilecekleri kadar. O da konuşmanın başında anlattığımız alanlarda size çok büyük bir avantaj sağlıyor. Bunlar kesinlikle yani, evet. tartışması bir kısım. Ama e, yine kendi tecrübelerimizden geldikten sonra fark ettiğimiz şeylerden bahsedelim. Mesela örnek olsun bizim ailelerimiz bu konuda çok destekleyici aileler ve kendi kişisel durumlarına rağmen bizim bu yeni maceramızda ellerinden geldiğince bize destek olmaya çalışıyorlar. Yani köstek olmuyorlar. Ama gel gelelim aile yapıları herkesin farklı olabilir ve kırklar maalesef hayatın acı gerçekleri. Anne babaların kısmen daha yaşlı olduğu, evet, daha büyük olduğu ve... Hadi tırnak içinde biraz daha bakıma, manevi de olsa bakıma ihtiyaç duyduğu dönemler. Ve bu yaş döneminde buraya gelmek isteyen, göç etmek isteyen arkadaşların haklı olarak kafalarında o aileyle kalan son zamanı da kaçıracağım, aileyle kalan son günleri de kaçıracağım baskısı oluşuyor. Bunu anne babalar doğrudan yapabiliyor, çevre doğrudan yapabiliyor ve yapmasalar bile siz içten içe onları yalnız bıraktığınız hissiyatı, değerlendirmek terk ettiğiniz hissiyatı lazım. yaşayabiliyorsunuz. Çünkü elimizde bunu kıyaslayacak çok insan var. Yani 20 bir arkadaşlarla konuştuğumuzda anne babasıyla ilgili onları görememe hikayesi neredeyse hiç önemsiz ki. Yani böyle en ufak kafalarında bir soru işareti oluşmazken 40'larda neredeyse ilk konu başlıklarından biri oluyor. Yani ne kadar sık gidip gelebilirim? Hangi göç planına girersem Türkiye'ye gelebilirim? Gidemem. Veya yani nasıl olur bu işler? Ya acil bir durum olsa ne yapacağım gibi sorular doğal olarak kafanda takılıyor. Bu konuyla ilgili maalesef elimizde böyle mucizevi bir çözüm yok. Diğer taraftaki o avantajlarının yanında doğal olarak yaşın, hayatın gerçeklerinin getirdiği böyle bir dezavantaj da var. Ama bununla bahsetmek için ben şunu hep genelde arkadaşlara söylüyorum. Eğer ailenizde iyi bir ilişkiniz varsa yani bu bir problem yaratıyorsa sizi zaten iyi bir ilişkiniz var demektir. Ailenizde iyi bir ilişkiniz varsa Belki şöyle değerlendirmek lazım. 40 yıl boyunca onların yakında ve onları severek onlara kaliteli zaman geçirdiniz. Ve şimdi belki kendiniz artı varsa çocuğunuz, çocuğunuz onların geleceği için bir adım atıyorsunuz. Büyük ihtimalle anne babanız da sizin için bunun aynısını yapardı. Nihayetle sadece bunu fantezi olsun. Ya Amerika'da iki fotoğraf çekip fenomen alalım diye yapmıyorsunuz. O çocuğun eğitimi için yapıyorsunuz. Geleceğini güvence almak için yatıyorsunuz. Daha özgür bir ortamda fikri hür, vicdanı hür <laughs> olarak gelişebilmesi için çaba sarf ediyorsunuz ve bundan dolayı bu adım atıyorsunuz. E, düşüncemiz birçok ebeveyn de, birçok büyüklerimiz de zaten bunu anlayacaklardır. Dolayısıyla hadi kişisel bir örnek olsun, kendimizden bir örnek. Benim e, kendi anne babamın yaş grubu 70'lerin üstünde ve doğal olarak her defasında özlüyorlar her telefon konuşmasında ama yurt dışı deneyimi sınırlı olan bir aileye sahip olmama rağmen onlar bile şu an benim yaşadığım bu tecrübeden dolayı mutluluk duyuyorlar. Tabii ki özlüyorlar ama diyorlar bak yeni deneyimler kazandım. Sana ve yanındaki hayatında paylaştığın insana, eşine, çevrene, herkese bir şeyler katan yeni bir şeyin içine girdin diyor. Buradaki bu sarmaldan çıktın diyor. Olay sadece ekonomik veya başka siyasi mevzu değil. Genel anlamda bu tarz birikimler aileye de fayda sağlıyor. Ben hep söylüyorum, e, belki benim hatamdır, eksikliğimdir, bilemiyorum. Ama Türkiye'deyken ailemle olan iletişimle şimdiki oranısında dağlar da kadar fark var. Bunu Şu an... insan söylüyor aslında tuhaf bir şekilde. Hatta küçük yani 20'li yaşlarındaki dostlarımız falan da söylüyor. Daha çok annem babamla konuşuyorum çünkü daha fazla şey Ama bu böyle hasret konuşması değil. Annem babam özledim gibi değil. Daha çok şey paylaşıyorsun çünkü gerçekte olalım. Mesela biz avukattık ben 9'da çıkıyorum adliyeler duruşmalar eve döndüm. İstiklal Marşı ve kapanış. Yani çok gününün çok özel bir hikayesi yok. Arada bir tatile gidersen, bir şeyler yaparsan, ekonomi el verdiği kadar bunları yaşıyorsun. Ve bu tecrübeleri en fazla annenlere hikayeleştirip anlatabiliyorsun. Çünkü onlar evde emekli olarak zamanını geçiren insanlar. Ve dolayısıyla konuşacağın alan daralıyor. Ama burada her gün yeni bir hikaye yaşayabiliyorsun. Bizim için çok basit bile olsa, ya baba gittim, ürünü iade ettim. İadeye gerek yok Ürün sende kalsın dediler. Aa çok ilginç bana paramı da geri verdiler. İşte Amerika'da müşteri memnuniyeti diye bir hikaye anlattım mı? Onların dünyasında çok yeni bir şey oluyor. Bu kadar basit sıradan burada hayatın parçası olan şeyler bile yaşamayanlar için farklı hikayeler olabiliyor. Dolayısıyla bizim onlara anlatabileceğimiz hikaye miktarı sayısı çok artıyor. Tabii ki onların adına konuşamam ama bana hissettirdikleri... Bizim bu tecrübemizi onlara aktarmamızdan keyif aldıkları, Artı eğer organize edebilirsiniz, burada bir hayat kurabilirsiniz, onları da bir gün buraya getirip ziyaret etmeni sağlayıp belki de bu hayatlarına yaşayabilecekleri bir tecrübe kaliteli şekilde deneyimlemeni sağlayabilirsiniz. Zira Türkiye'de yaşarken anne babanızı da alıp New York'ta bir tatil yapmakla siz New York, New Jersey'deyken anne babanızı burada alıp ev konforunda onları yormayacak şekilde gezdirmek arasında dağlar kadar fark var. Yerel bir halk üyesi gibi onu burada gezdirebilirsiniz. Onlar da çok rahat edecekler. Yani gelip burada 3 ay kalabiliyorlarsa hani demeyecekler ki yani hemen koşturmamız lazım. Onlar fiziksel olarak yormayacak bir şey olacak. Dolayısıyla evet zor konu bunlar. Ama bu zor konulara rağmen mutlaka ve mutlaka bence işin bu kısmını da düşünün diyorum. Yani avantajlarını da yoğunlaşın diyorum. Zira ben kendi hayatımda böyle tam sınırından 30-40 arasında bu süreci yaşadığım için her ikisinde deneyimleme şansım oldu ve naciz yani yaşadığım duygular bu söylediğim olumlu taraftaydı. Ee, Keza Gonca da benzer şeyler aynı şekilde söyledi. Bundan ötürdür ki 40'larda da olsanız avantajların yanında bence bu dezavantaj dediğim şey de avantaja çevirerek hayatı tecrübe edebilirsiniz diyorum. 40 sonrası için peki ben konuşacak bir şey yok mu diye soracağız. Ama ondan önce tabii ki reklam arası veriyoruz ve Gonca'nın biraz önce bahsetmeye çalıştığı muhteşem <gülüyor> sabun <gülüyor> sabunlarından bahsedeceğim. Gördüğünüz <laughs> üzere bu kendisi e, yılbaşı Rudolf'u yani Noel Baba'nın geliklerinden biri. Evet ee, ya e, çok tatlı oldu. Değişik bir şekilde gerçekten. normalde bir mum ama şekli böyle yaptı. Ön tarafta yine bir sabunumuzu alıyoruz. Üç Ar boyutlu ne kadar görüntüde gözüküyor bilmiyorum ama. Evet arkadaşlar aslında buna değinmemiz de şey insan biraz. Bu da hemen giriyorum Gonca'nın pasta şeklinde yaptığı muhteşem o kokulu sabunu. Aslında bunlarda özetle bahsetmemiz şey yani birazcık Amerika'da olunca ya da belki büyük dışı gelen anlamda söyleyelim. İnsanın kendine ayırdığı vakit de biraz artıyor eğer iş düzeniniz oturursa. Yani bilmiyorum ben Türkiye'de avukatlık yaparken resim falan yapadım ama bu kadar böyle serbest bir şey. mi kalıyordu. Şey, bir de malzemeler şey bir ithal oluyor. O alacağım yani, yani ne kadar maddi gücün bile olsa yorucu bir süreç yani. Ya kesinlikle... Ulaşamıyorsun ya. Bir boyan vardı ya gidiyorduk. Kadıköy'de özel bir yerden alacağız diyor. Yaşıyorduk. Adam hep bir beyaz ne beyazıydı Sibirya beyazı diye isim geliyor bir şey beyazı vardı da asla bulamıyorduk çünkü ithal edilmesi gerekiyor ve sürekli kıt yani zaten çok pahalı olduğu için az ya geliyor. Tabii çoğu şeyin merkezindeyiz şu anda hani ama bence malzeme rahat muhtemelen Türkiye'de de çok rahat erişiliyordu hele İstanbul'da falan yaşıyorsanız ama zamanı yok kafan rahat değil. Yani ee, şu an o kadar kafamız açık ve e, bir şeyle üretmeye o kadar açığız ki Eren'le. Ve bu benim inanılmaz hoşuma gidiyor. Yani bir şey... Peki bu, bu tuzumuzun kuruluğuyla ilgili bir şey mi yoksa? Hiç alakası yok. Tamamen kafamızın açıklığıyla alakası var bence. Ve arkadaşlarımız böyle bizimle sohbet ettiklerinde herhangi bir fikirden bahsettiklerinde o kadar açık... Cevap veriyoruz ki yani olabilir aha bunu mu yapıyorsun Aa, bir şeyler mi üretiyorsun ya da bir farklı videolar mı yapıyorsun? Hani hepsi hepsi bana çok artık burada Amerika'nın bence özelliği, özellikle Avrupa'dan bile farklılığı, her şeyin biraz daha olabilir kılması. Bunu, buna gel bunun üzerine biraz düşünün bence. Yani çok demek istediğim şu. Hani sadece para kazanmak falan değil. Yani bir ev almak, araba almak, aile kurmak, gerçekten hobilerin üzerine yönelmek, hobilerini iş haline dönüştürmek hepsi çok olası burada. Yani Türkiye'de bir şeylerin maalesef çoğu zaman gerisinde başlıyoruz ve diğerlerine yetişmeye çalışıyoruz bazı noktalarda. Ama burada emin olun özellikle bir şeylere yeteneğiniz varsa onun üzerine giderseniz hakikaten çok güzel işler yapabilirsiniz diyorum. Gonca'nın bu reklam ve tanıtım konuşmalarından sonra genel olarak Ama biraz bir daha... Ama bir şey satışı oluşturmadım. Eğer böyle bir şey başlarsak <laughs> o zaman reklamımı yaparım. <laughs> Tabii ki hobi olarak yapıyor. her tarafına mumlar var. Vay falan Neyse. Genel olarak biraz da 50 ve üzerinden bahsedelim istiyoruz. Yani genel anlamda daha çok 50 ile 60 yaş grubu arasında olacak. Bu, bu gruptaki arkadaşlarla da irtibat halinde olduk. Bir kısmına destek verdik. E, açık söylemek gerekirse bizim yardımcı olduğumuz arkadaşların çoğu o kadar genç ruhlulardı ki elleri tam temsil etmiyorlar diyebiliriz. Ama genel anlamda şundan bahsedebiliriz. Eğer hayatla ilgili çok büyük bir kazık yemediyseniz ve e, ortalama bir hayat yaşadıysanız eller zaten hayatınızın en konforlu alanı. Kısmen kendi düzeninizi kurduğunuz, belli birikiminizi yaptınız, gücünüzün olduğu ve tırnak içine bakıldığında yeni bir kıtaya gelmenin çok mantıklı olmadığı bir yaş gibi gözükebilir. Ama biz şunu fark ettik. Bu yaş grubuna gelen arkadaşlar da hayatları boyunca ertedikleri her şey yaşamak için bir bahaneler oluyor. Yani birçoğu birazcık da maddi gücü olarak buraya geldiği için. Mesela diyoruz ki abi işle ilgili bir şeyler var mı? Mesela çalışma izni almış, SSN'i gelmiş. Hani bir şeyler atılacak mısın diyoruz. Acelesi yok. Belki bir karavan kiralarım. Belki Amerika'da biraz gezerim. Ama böyle şey değil. Yani bizim YouTuber'ımız, fenomenlerimiz gibi işte Running Man'le partiye gidiyorum falan gibi değil. Daha çok böyle hani aileyle yaşayacakları, daha düşük bütçeli ama Amerika'nın doğasında olan o gezmeye, bir yerleri keşfetmeye, Gonca'nın bahsettiği yeni deneyimleri yaşamaya uygun bir hayatın içine kendini buluyorlar. Bu çok kıymetli zira Türkiye'de hem sosyal yapı nedeniyle galiba ellerinde sen mum yapmaya heves sarsan, yani mesela bir erkek olarak isteyebilirsin. Evet de. özellikle erkek olarak. Yani erkeklerde hobi edinmek çok daha zor yaşlarda ya o ne ya öyle kadın gibi falan hani maalesef bu kötü ağızla o insanlara baskı yaratıyorlar. Yeni bir şeye açılması yok yani futbol, tavla ve kahvehane üçgenine sıkıştırmış haldeler. Yapanlar var tabii ama onları da böyle ya işte Ahmet o çok entel dental entel muhabbeti yapıyorlar. Ya yani demek istediğim burada çok doğal bir şey olduğu için yani. İşte görüyoruz komşularımız mesela müstakil evi var. Adam bir ay önceden yılbaşı için süslemeye başladı. Yani bir de Onun bu bir garajlar bunun için değil mi? Zaten evlerin evet, garaj yani, kısımları. Buralar bile daha pahalı yerler. İçerilere doğru geçtikçe müstakil evler daha böyle biraz da ıssız nokta, remote noktalardaki evler çok daha makul ve gonca bir kendi garajları var. Kendi alanlarını yaratabilirler. Üzerlerine anormal bir baskı olmadığı için çocuktan veyahut hani maddi olarak gelen bu deneyimleri yaşamak için imkanları var ve en önemlisi ya gelmişim 50 yaşında kime hesap vereceğim zaten kardeşim deyip bütün bunları özgürce yaşayabiliyorlar. Ee, ben mesela kendi yine alemden örnek verip babam açısından 50'lerde burada çok mutlu olacağını düşünürdüm. Zira hayatı boyunca kovboy filmlerini seven, vahşi batıyı keşfetmek isteyen bir adam için bunları çok makul bir şekilde böyle büyük masraflar yapmadan çünkü gerçekten Türkiye gibi bunu düşünmemeniz lazım. Amerika'da pahalı olan şey bana hizmet edilsin bana masaj yapılsın, tırnaklarım yapılsın, saçlarım biri kessin, benim bana özel yemek getirsinler gibi şeyler. Yani siz standart bir şeyde yaşıyorsanız yani evinizde kendi yemeğinizi yapıyorsunuz, kendi işlerinizi yapıyorsanız, kendi arabanızı kullanıyorsunuz, her şeyin masrafı çok düşük. Üçüncü bir kişinin emeğini sokmadığı sürece ve dolayısıyla 50 yaş grubu için böyle önlerine açılmış kocaman bir dünya. Gez gez bitiremeyecekleri, deneyimle deneyimle bitiremeyecekleri bir dünya. Ee, Şimdi bile heves ediyorlar aslında. Evet yani, yani. hani ben mesela kendi 70 yaş üzeri oldukları için babam diyor ya gelir zaman ne yapalım bana dedim ben karavan kiralarız sizi gezdiririz çünkü o konforlu. Arada uyuyup hani karavanda evet. geldik baba hadi George Washington'ın heykeli var. Geldik baba Lincoln'un bilmem nesi var işte geldik Rushmore Dağı'na geldik gel baba falan diyebileceğim bir ortam. Tabii ki yorucu yaşlılarından dolayı ya. ama 50'ler bence bunun için mükemmel bir zaman. Hatta bazı dostlarımızın burada yardımcı olduğumuz dostlarımızın ailelerinden, anne babalarından iletişimimizle devam ettiği için bizi arayıp ya biz de mi gelsek acaba laflarını diyoruz. Çünkü kendi çocuğu bir yol çizince doğal olarak hem onu görme bahanesi hem de ya gelelim en kötü iki yıl deneyimleriz ne olacak gidiyor. diyor. Yani bir sürü yöntem var vizemizi yasal tutabilecek yöntemler deyip bunlara kalkıştıklarını görüyoruz. Bundan ötürüdür ki göç planları ile ilgili ben açıkçası 50 ve üstünde hiç negatif bir şey göremiyorum. Yani hayatla ilgili kimseye eyvallahın yok. Maddi olarak çok büyük sıkıntıların yok. Hayat yeni kurmamışsın. E, çoluk çocuk işlediysen birçok kişi zaten o yükü üzerinden kısmen atmış oluyor. Bundan dolayı biz onlara welcome diyoruz. Evet. Ve hani buraya eğer akıllarında yoksa bile bence bir tanecik hayatları var. Yani inancınız ne olursa olsun nihayette en azından şu dönemde bir tane hayatımız var. Böyle paralel hayatlarımız yok. Bundan dolayı mutlaka bunu deneyimleyin diyoruz. Zira mevzu Amerika'da değil mevzu tek bir işlemle çok geniş bir alanı gezebilmekle ilgili bir şey. Yoksa ben de diyebilirim ya Güney Afrika da çok güzel bir yer ama Güney Afrika bazında yani her yere geçişte ayrı bir yasal süreci işletmen gerekiyor. Ama Amerika size çok fazla şey vaat eden geniş bir toprak bütünlüğü ve nihayetinde Hollywood filmleri ve diğer şeylerden birçok şey gördüğümüz için de bizden bir tık büyük kuşak için böyle heyecan verici de bir alan bizim tavsiyemiz gelip mutlaka bunları deneyimlemeli bu konuda işlere açık olsun diyorum. Bilmiyorum 50 yaş grubu sana çok uzak olsa da senin de hani buna farklı söylemek istediğin bir şey var mı? Yok yok bence de yani özellikle birazcık kenarda bir kapitali varsa ya da de devam eden bir şey varsa hani biraz hafif güvenebileceği bir yatırım varsa bence kesinlikle gelinmesi bir yer. Yani Eren'in de dediği gibi hani biz çok şeyi söylemiyoruz. Hayat bir tane işte gün bugündür falan gibi bakmıyoruz ama hani geriye dönüp baktığınızda yaşanmış yaşanılmış bir hayat olarak bakmak hani görmediğiniz şeyleri görmek istiyorsanız Amerika hakikaten buna fırsat veren bir yer. Gerçekten Amerika çok büyük arkadaşlar. Hani Avrupa ile çok fazla kıyaslamamak lazım. İkisinin arasının yapısı çok farklı. Hani buraya geldiğinizde hakikaten her şeyi bulabiliyorsunuz. İnşallah bizim de en son videomuzda da söylemiştik bu seneye dair çok güzel planlarımız var görmek istediğimiz birçok yer var. Amerika böyle her şeyi bulabildiğimiz hani o gerçekten western filmlerindeki yerleri de bulduğunuz en lüks yerleri eğlenceyi de bulduğunuz ya da aile yaşamını sadece biraz kırsal hayatında bulabileceğiniz bir yer herkese her kesime hitap ediyor. O yüzden 50 yaşlarda da biraz buna heves dostlarımız varsa kesinlikle burada keyif alacaklarını düşünüyorum. Ve enerjimizi yükselterek antibiyotiklerden bize kalan kısıtlı <laughs> enerjimizi de yükselterek yavaş yavaş kapanışa geçiyoruz. Elimizden geldiğince 20'li 30'da 40'lar ve 50'ler ve daha ötesi için her türlü yaş grubuna ilişkin fikirlerimizi beyan ettik. Sizden ricamız etkileşim için değil. Hiçbir zaman öyle bir derdimiz olmuyor. Ama sadece fikrinizi merak ettiğimiz için alt tarafa hani bu yaş gruplarına ilişkin sorularınız veya yorumlarınızı eklemeniz. Zira bunları genelde biz kullanıyoruz. Ve sonradan bir dahaki videolarımızda ya böyle diyorlarmış ne diyorsunuz diye tekrar size yöneltiyoruz. Bundan dolayı katılımınız bizim açımızdan çok önemli. Bizi hem motive ediyor hem mutlu ediyor hem de burada hep söylediğimiz yere yalnız hissetmememizi sağlıyor diyoruz. Ee, yaş grubuyla ilgili olduğu için masamızdaki son obje olan sevgili şuradan gözüktüğü üzere İmen'le e <laughs> <se> <laughs> hep böyle oluyor, bak seni Sarışındı ya çok hayliydi. Ben <gülüyor> daha <gülüyor> çok iskeletor hani. Hayır, geçen seneki Eren'in Halloween kostümü evet, böyleydi hatırlıyorum. İskeletorla <laughs> şöyle yaklaştırdık. Instagram'dan yaklaştırarak... bilenler Gerçekten çok yakışmıştı canım bunları sana. Da sarı sarı peluk inanılmaz yakışmıştı. Sanmayın yani lüks hobilerde bunları da böyle bir dolara falan ya almıştık. bir, bir yer, yer var arkadaşlar. Bir Arada bir uğruyoruz aldık. böyle ilginç ürünler olabilir. Özellikle böyle Christmas veya sezon geçişlerinde böyle ürünleri yığmışlar oraya. Aa dedim hıymet kaçırmam. <laughs> Bu da benim gibi 80'lerde çocuklu olmuş insanlar için bulunmaz nimetlerden biri. Kendisi sağ olsun çocukluk hayallerimizi süslemişti diyoruz. Ve kapanışı yapmak için yaşı ne olursa olsun her zaman ruhu 18 olan sevgili... Etki küçülüyor ya yalnız. <laughs> 23-21-18'e düştüm. Yaşı her zaman 18 olan her zaman güleç yüzüyle, yüksek enerjisiyle, sarı ışığıyla bize güç veren bazı insanlar arkadan bana laflar söyleseler de asla adını ve güzelliğini tekrar tekrar söylemekten üşenmediğim sarı kuşumuza sözümüzü bırakıyorum. teşekkür ederim. Arkadaşlar gerçekten zorlamıyorum. Tekrar bu videoda söyleyeyim. <laughs> Kendi kendime böyle konuşuyor. Her zaman böyle çok centilmen ve kibardır Eren. Kapanış çok zor olacak benim için. Uzun konuşmakta çok zorlanıyorum ama ee, videodan gerçekten keyif aldım bence bu yaşlar konusunda hep konuşmak istiyorduk her zaman hafta ediyorduk ama böyle bir hep bir şey çıkıyordu uzun yine zamandır çıktı. da hastaydık <laughs> ama bunu artık yapmak istedik inşallah bu 2024'ün ilk videosunda bu konudan ve videomuzdan keyif almışsınızdır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi ve abone değilseniz lütfen hala hala seyahat ruhuna abone değilseniz abone olmayı sakın unutmayın. Biz giderek büyüyen bir aileyiz. Böyle bilenin bildiği bir aileyiz ve bundan da çok keyif alıyoruz. O yüzden hala yerinizi almadıysanız bizimle birlikte bu ailenin içerisinde yerini, yerinizi almanızdan biz çok mutluluk duyarız diyorum ve Haftaya kadar kendinize çok 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 iyi bakın. Görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. <şeştik> Nefesin yettiğince <laughs> konuştum ben seninle. Bebeğim tebrik ederim edemeyecekler yani gerçekten. gerçekten. Ek, ekran gerçekten. enerjisi başka bir şey oluyor. Yani az önce yatakta sancılar içerisinde yatan kadın. Show must go on dedi ve ışıkları açtığım anda koşarak geldi. Harika görüntüsü görüntüsüyle buraya katıldı. Teşekkür ederim çok, canım. Çok tatlısın. Çok peki bunun şimdi. gelmesi buradan. Sushi yandan geldiler. <laughs> bu arada tabii bu edisiz, katsız matsız bir şey oldu. Bir dahaki hafta acaba toparlarsak kendimizi arkadaşlara böyle daha heyecanlı, aksiyonlu bir yerlerden. Böyle görüntüler içinde bir Aa, şey yaparız evet, diyoruz. onu da söyleyecektim. Buraya kadar izlediyseniz arkadaşlar, Her zaman Böyle biliyorsunuz, ev... kapanış sorusundaki kısımlarda daha formal olmayan, informal şekilde bilgiler veriyoruz. Bu diyor. ev videolarından hoşlanıyor musunuz? Gerçekten yorumlara yazarsanız çok seviniriz. Böyle... Bu yazmışlar birazcık... zaten polaştık ya orada dediler ki evde de olsa sizi görmek istiyoruz. Evet Özellikle böyle doncayı... boş geçmeyelim hani evde de video çekelim muhabbet edelim falan ara ara canlı yayın açalım falan diye düşünüyorsanız lütfen yorumları da alta yazın. Okuyoruz bu da bizi ayrıca da motive ediyor. Zaten buraya kadar izleyenler bu cümleyi görüp de yorum yazanlar zaten hani bizim üzerimizde hak sahibi olan arkadaşlar demektir. Onların yorumlarını daha da çok güzel Teşekkür alacağız, ediyoruz. Gerçekten. O zaman yavaş yavaş istiyorsan Kapanışı yapalım diyorum Gonca. Ben de artık defa yani. birazcık, <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha dinleneyim tamam, en iyisi. O zaman ben şöyle birazcık burada sessizce gidiyorum.